Sevgili izleyiciler, Gün Başlıyor'un ikinci saatiyle karşınızdayız. Bugün konuğumuz çok değerli bir gazeteci dostumuz Sedef Kabaş. Sedef, yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk. Günaydın sevgili Nazım. Günaydın tüm değerli izleyiciler. Sedef, sen şimdi bulunduğun köşeden o kadar çok insana ulaşıyorsun ki yani eğer ileride bu dönemin tarihi yapıldığında bu YouTube üzerinden yapılan yayınlarda herhalde en başta yer alacak isim sen olacaksın. Ayrıca bunun için bir kutlamayı hak ediyorsun tabii. Ama sadece bununla da değil, geleceğe bırakacağın çok önemli şeyler var. Bir tanesi de senin de hocan Nermin Abadan Unat, Hayatını Seçen Kadın. Bu evet. Beşinci baskısı mı oluyor kitabın, Remzi'den çıkan son baskı? Sevgili Nazım, bu inan ki kaçıncı baskı bilmiyorum ama onun 10 yıl önce yazmıştım ilk versiyonunu. Yine çok satan kitaplardan biri olmuştu. Ama aradan 10 yıl geçti. Hoca başka şeyler yaptı ve dünya değişti, Türkiye değişti. Ve biliyorsun hocanın her yorumu, her değerlendirmesi arşiv değerinde, çok kıymetli. Hani öyle insanlar vardır ya, bir konuşur istersin ki her sözünü, her dakikasını kayda geçir ki yok olup gitmesin, hani söz uçar misali. Nermin Hoca da öyle bir anlatır ki sana bir sohbet havasında bir meseleyi, ya keşke bunu kullansam bir belgeselde diyesin gelir. O yüzden 10 yıl önce tam da bu kapakla, Ara Güler'e ait bu fotoğrafla yayınlamıştım Nermin Hocam'ın hayat hikayesini. Ama aradan 10 yıl geçince ve 100 yaşına basınca daha güncellenmiş ve genişletilmiş versiyonunu ve tabii son 10 yılda yaşananlarla ilgili değerlendirmelerini ve yorumlarını da katarak bu kez Remzi Kitap Evi'nden bu fotoğrafla Hayatını Seçen Kadın kitabını bir kez daha yayınladık. Şu fotoğrafın güzelliğine bakar mısın bu arada? Tam Cumhuriyet kadınını anlatan o dönemin işte çağdaş, aydınlık ve vizyoner, dünya ile entegre, eğitimli, eğitim veren, eğitime önem veren, kadın erkek eşitliğine inanan, genç nesilleri yetiştirerek Türkiye'nin kalkınması konusunda her türlü fedakarlığı ve özveriyi severek, gönüllü olarak yapan kadınların çok harika bir temsilcisi aslında Nermin Abadan Unat. Evet, son bölümde bu 100 yaş üzerine yapmışsın ama biz başından dönelim. İzleyicilerimiz, özellikle genç izleyicilerimiz açısından Nermin Hoca'yla, sen de zaten röportajda soruyorsun, son yıllar diyorsun, o da bir hak teslimi yaparak beni diyor sen meşhur ettin diyor. Hiç tanımayanlar için bir baştan özetleyebilir misin bize bu muhteşem tabii insanı? Tabii ki. Şöyle, tabii ki bu nesil aslında çok kıymetli bir nesil. Yani Cumhuriyet'e kanat gerenler dediğimiz nesil ve onların hakikaten her alanda en iyi olmak ve en iyi olarak topluma hizmet vermek, toplumun kalkınmasına, Türkiye'nin kalkınmasına bir anlamda aracı olmak, katkı sağlamak gibi çok ciddi bir misyonla hareket eden bir nesil o. Yani şimdiki gibi hani şimdi muzdarip olduğumuz hep bana, kısa yoldan para kazanma, bana dokunmayan yılan bin yaşasın, ben yeter ki iyi olayım, zengin olayım, gerisi beni hiç ilgilendirmez demeyen bir neslin çocukları aslında onlar. O yüzden ben o nesli zaten genel olarak çok önemsiyorum. Yani Cumhuriyet'in o dönemine bakarsan ilk 15-20-30 yılına dünyada aslında örnek gösterilesi bir kalkınma modeline imza atıyorlar. Ve burada o milli seferberlik, milli duygudaşlık, özverili vatandaşlık çok önemli rol oynuyor. Nermin Abadan Unat da o Cumhuriyet neslinin çok değerli üyelerinden biri. Şöyle söyleyeyim, neden Hayatını Seçen Kadın, neden kelimenin tam anlamıyla film gibi bir hayat? Bakın,
Nerminaba'dan Unat, zamanında Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun olduğu bir dönemde Viyana'da dünyaya gelen, hayatı Viyana'da, Budapeşte'de geçen, tabii Avusturya-Macaristan İmparatorluğu dönemini düşünürseniz, her iki şehirde çok önde gelen merkezler ve bir tek Türkçe bilmeyen ama babası İzmirli bir tüccar olan bir kız. Annesi böyle asil bir ailenin üyesi, işte Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nda o da bir vatandaş büyümüş. Ve Nermin çok küçük yaşlarda babasını kaybediyor. Yani babasını zaten çok az görüyor. Babası genelde İzmir'de ticaret yapan biri olduğu için hani bir yurt dışı seyahatinde Nermin'in annesiyle tanışıyor, evleniyorlar ve Nermin dünyaya geliyor. Şimdi Nermin Hoca'nın anlattığı çerçevede söylüyorum. 1930'lu yılların Türkiye'sinde hiç gitmediği Türkiye Cumhuriyeti'ni Nermin Aba'dan Unat, yani babasının memleketini aslında nereden daha çok takip ediyor biliyor musun sevgili Nazım? Şöyle anlatıyor Nermin Hoca. Viyana'da insanlar evlerde değil kafelerde yaşar. Viyana'da evler küçüktür ve insanlar günlerinin önemli bir bölümünü dışarıda geçirir ve kafelere gider. Çok yaygın bir şekilde kafeler vardır ve oradaki kitaplar, dergiler okuyarak ve işte bir araya gelerek kahve içerek günlerini, saatlerini geçirirler diyor. Ve oradaki kafelerde İngilizce, Almanca, Fransızca okuduğu dergilerden Türkiye Cumhuriyeti'nin, Atatürk'ün liderliğinde nasıl o Osmanlı'nın çöküşü sonrasında yeniden küllerinden doğduğunu, nasıl bir seferberlikle ekonomide olsun, iktisatta, efendim dış siyasette itibar anlamında ya da eğitimde, tarımda, sanatta, her alanda nasıl büyük bir hızla, ivmeyle kalkınma ortaya koyduğunu, gelişim ortaya koyduğunu, Avrupa'da insanların konuştuğunu ve bunların haber olduğunu, Türkiye'nin örnek ülke olarak gösterildiğini, Atatürk'ün Avrupa'da parmakla gösterilen bir dünya lideri olarak haber yapıldığını, küçük Nermin o Viyana'daki kafelerde okuduğu İngilizce, Fransızca, Almanca dergilerden öğreniyor. Bunun niçin altını çiziyorum? İşte itibar böyle bir şeydir. Yani 30'lu yılların Avrupa'sında Türkiye belki de dünyanın en itibarlı ülkesi olarak haber yapılan bir ülke. O yüzden Nermin babasını kaybettiğinde bir miras kalıyor annesine. Annesi bu mirası heder ediyor diyelim. İsraf ediyor. Çok büyük harcamaları olan. Çünkü asil bir kadın. Dolayısıyla hani para yönetimi yok. Çok lüks yaşamayı seviyor. Biraz da kumar sevdası olan bir kadın. Ve çok kısa zamanda babasından kalan miras tüketiyor. Bunun üzerine annesi diyor ki Nermin'e, senin artık diyor bir yere girip daktilo öğrenip işte sekreterlik yapman lazım. Ki o zamana kadar Nermin okula gitmiyor Nazım. Çünkü neden? Asil ailelerin kızları okula gönderilmez gibi bir genel kanaat var. Hatta Nermin evde mürebbiyelerle, özel öğretmenlerle büyüyor. O yüzden Fransızcası, İngilizcesi, Almancası ve Macarcası olan, iyi eğitim almış ama dediğim gibi Türkçeyi hiç bilmeyen, Türkiye'yi bilmeyen bir çocuk olarak büyüyor. Ama gel gör ki işte para tükenince ve aile zor durumda kalınca annesi diyor ki ben artık seni okutamam, sen gir bir yerde çalış. Bunun üzerine Nermin ne yapıyor? Tam film gibi bir hikaye. Gidiyor Viyana'da Türkiye Büyükelçiliği'ne. Çünkü kafasında şöyle bir şey var. O dönemin Türkiye'sinde, Avrupa'nın birçok ülkesinde olmayacak bir durum var. O da nedir? Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti'nde kızlar ve erkekler ücretsiz devlet okullarında eğitim alabiliyor. Böyle bir imkan o dönemin Avrupa'sında birçok ülkede yok. Bakın, Türkiye'nin ne kadar vizyoner bir liderlik tarafından yönetildiğinin bir göstergesi bu. Bunun üzerine Büyükelçinin kapısına gidiyor, Büyükelçiliğin, ve oradaki bekçiye diyor ki ben Büyükelçiyle görüşeceğim. O zaman 13-14 yaşında bir küçücük kız.
Bekçi bakıyor Nermin'e. Peki diyor. Ve Nermin Hoca hep şöyle der. Eğer o bekçi, kapıdaki görevli bana ne münasebet, hani koskoca büyükelçi seninle ne görüşecek deyip beni gönderseydi hayatım bambaşka bir şekilde ilerlerdi diyor. O görevli peki diyor, izin veriyor. Nermin içeri giriyor, büyükelçinin huzuruna geliyor ve diyor ki sizden bir ricam olacak. İngilizce mi, Almanca mı, Fransızca mı, Macarca mı konuşmamı istersiniz diyor. Büyükelçimiz de diyor ki Fransızca konuş. Ve Fransızca derdini anlatıyor. Diyor ki ben okumak istiyorum ama imkanlarım yok. Babam benim Türktü, işte hayatını kaybetti. Biz şu anda problemleri, ekonomik problemleri olan bir aileyiz. Annem beni okutamayacağını söylüyor ve ben Atatürk'ün Türkiye'sinde kadınların, kızların, erkeklerin birlikte okuduğu, eğitim alabildiği, ilkokuldan üniversiteye kadar eğitim alabildiği Türkiye Cumhuriyeti'ne gidip orada okumak istiyorum. Bana yardımcı olur musunuz diyor. Büyükelçi çok etkileniyor. Diyor ki tamam sen 2-3 gün sonra gel, ben sana gereken desteği vereceğim. Ve gerçekten 2-3 gün sonra Nermin gidiyor ve dönemin büyükelçisi ona işte tren biletini veriyor. Ufak bir iyaşe veriyor yanında ve ondan sonra da orada işte ona yardımcı olabilecek insanların bilgilerini veriyor. Ve o Nermin işte henüz 13-14 yaşındayken tek yönlü bir trene binerek Viyana'dan önce İstanbul'a, ondan sonra İzmir'e geliyor. Hatta annesine bir el sallıyor ve annesinin son görüşü o. Bir daha da görmüyor annesini. Daha sonra annesiyle yazdığı mektupları sevgili Nazım uzun yıllar okumamış Nermin Hoca. Bu kitabı ben yazarken kendisine yönelttiğim sorular sonrasında dönüp bakıyor o mektuplara ve annesinin aslında nasıl ondan sadece para talep ettiğini ve hani özlemine ve sevgisine dair çok şeyler söylemediğini büyük bir hüzün içinde okuyarak yüzleşiyor. Bu da ayrı bir dram tabii. Ve o küçük Nermin hiç tanımadığı Türkiye'ye ve hiç bilmediği, dilini bile bilmediği o ülkeye, o Atatürk'ün vizyonuna inanarak geliyor. Ve o geldiği Türkiye Cumhuriyeti'nde çok zorluklarda yaşasa, yani o genç kızlık döneminde sonraki yıllardaki kitapta anlatıyorum nasıl bir mücadele, öyle bir dirayetle büyük bir savaş veriyor ki, mesela Almanca ders veriyor. Çünkü geliyor mesela İzmir'e, amca var, amca gayet iyi, kordonda evi olan filan bir adam. Ama yenge istemiyor mesela Nermin'i, evinden kovuyor. Sonra işte halasına gidiyor. Çok daha zor şartlarda, ekonomik problemleri olan bir ailede çok sınırlı imkanlarla işte okumaya çalışıyor filan. Ama işte o dönemde Almanca öğretiyor, öğrettiği o derslerden kazandığı parayla Türkçe öğreniyor. O öğrendiği Türkçeyle okulda çok başarılı oluyor. Yani bir anlamda aslında ülkesini seçiyor, dinini seçiyor, dilini seçiyor, okulunu seçiyor. Nerede yaşayacağını, hangi memlekette hayatını kuracağını seçiyor. Mesleğini seçiyor. Daha sonra eşini Yavuz Abadan, yani çok değerli bir yine siyaset bilimci, eşini seçiyor. Mesela Yavuz Abadan diyor ki sen benden daha gençsin, öğrencimsin, olmaz bu iş. Sen biz böyle gelip geçici bir sevdaya tutulmuşsun diyor, istemiyor. Hatta Nermin Hoca evlenmek istiyor, reddediyor filan. Ama diyor ki çok kararlıyım, ben seni çok seviyorum. Eşini seçiyor. Yani duyduğu aşkın ne kadar hakiki olduğunu sonra Yavuz Abadan da görüyor ve evleniyorlar. Yani hayat arkadaşını seçiyor ve ondan sonra bir anlamda bütün bu seçimlerin sonrasında işte bir anlamda hayatını seçmiş oluyor. Ve iyi ki de seçmiş oluyor. Çünkü sonradan geldiği Türkiye'ye, sonradan öğrendiği o Türkçeyle Profesör Doktor Nermin Abadan Unat bu ülkenin dünya çapında, bakın dünya çapında hani kitapları, seminerleri, makaleleri her dile çevrilen, işte uzun yıllar Almanya'da, Amerika'da, Avrupa'nın her yerinde gidip Türkiye'yi anlatan,
siyaseti anlatan, göç konusunu anlatan, özellikle uzmanlık alanı, kadın meselesini anlatan dünya çapında bir akademisyen oluyor. Hocaların hocası olarak biliniyor. Yani Emre Kongar'ından tut da işte Deniz Baykal'ına kadar nice hani siyasette, medyada bilinen birçok değerli ismin hocası oluyor. Ve inanılmaz bir aslında birikimi bu ülkeye katma değer olarak kazandırıyor. Ben de çok şanslıyım sevgili Nazım. Çünkü onun bir anlamda hani emeklilik yıllarına denk geldim ben. Çünkü uzun yıllar mülkiyede hoca, siyaset biliminde. İlk gazetecilerden, ilk kadın gazetecilerden, ilk kadın senato üyelerinden. Yani hem siyasette hem medyada bilinen bir hoca. Mesela halkla ilişkiler kavramını, kamuoyu kavramını, lobi kavramını Türkçemize, literatürümüze, siyaset bilimimize kazandıran çok değerli bir hoca. Onun emeklilik yıllarına denk geldim çünkü Ankara'dan ayrıldıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde ders vermeye başladığı dönemde ben de Boğaziçi Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi okuduğum zaman da kendisinden medya ve siyaset üzerine medya ilişkileri üzerine ders alma şansı buldum. Beni keşfetti. Beni sorularımdan, yazılarımdan, işte yani sınıftaki performansından dolayı hemen keşfetti. Bana dedi sen muhakkak medyaya girmelisin, siyaset bilimi üzerine, medya üzerine ihtisas yapmalısın. Mesela notlarım tabii çok iyiydi ama hocam referans oldu. Onun sayesinde Fulbright bursuyla Amerika'ya gittim. İşte yüksek lisansımı Boston Üniversitesi'nde yaptım, televizyon haberciliği üzerine. Hiçbir zaman ilişkimi koparmadım. CNN'de çalıştığım yıllarda, yani Atlanta'da çalıştığım yıllarda da hep aradım, sordum. Amerika'da olduğum yıllarda da. Ülkeye geldim, her zaman iletişimde oldum. Her zaman ziyaretine gittim. Her zaman o da benim yaptıklarımı takip etti, destek verdi. Ve ben ona yıllar sonra hayatını seçen kadın adını verdiğim kitabı doğum günü hediyesi olarak 90. yılında hediye etmiştim. En son bu yaz güncellenmiş halini de, yeni baskısını da, Remzi Kitap Evi'nden çıkan halini de bu yıl 100. doğum gününü birlikte kutladık yine Bodrum'da. Ve hocama bir teşekkür olarak yine minnet duygularımla takdim ettim. Yani gerçekten yapmaya çalıştığım böylesi değerli rol modeli kişileri, hani Cumhuriyet'e kanat gerenlerin hayatını, verdikleri emeği, mücadeleyi böyle kitaplarla aslında bir köprü görevi görerek yeni nesillere aktarmak ve işte bakın bu ülkenin, bu coğrafyanın, Cumhuriyetimizin ne kadar hakiki rol modelleri var, gerçek anlamda liderleri var, bunları bilelim, bunlardan ilham alalım demek istemem. Yani bu kitapların esasen çıkış noktası. Evet, çok güzel anlattın. O kadar tatlı ki ben de böyle programcı gibi değil, dinleyici gibi dinliyorum. Ara sıra soru sormam gerektiğini biliyorum ama ekleyeceğim ben de. Almanya'ya gitti dedin, göç uzmanı oldu dedin. Bu kitapta, evet. Bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir çalışması bu. Nermin Hoca da göçün 60. yılı nedeniyle düzenlenen törende vardı, sahneye çıktı. Kısa olmayan bir konuşma yaptı. Önce Türkçe, sonra da Almanca yaptı. Çevirttirmedi. Kendisi müthiş bir performanslı. Burada da zaten yazdıkları var. Almanca, Fransızca, Macarca, İngilizce ana dili gibi. Yani öyle, evet. Bir beyin, öyle bir entelektüel birikim. Yani hayran olunası bir kadın. Profesör Doktor Nermin, evet. Abadan Tınat, gerçek bir ilham kaynağı. Senlerle ilgili şeyler var, konuşacaklarımız, ama bu kitap o kadar güzel ki, ayrıca güncele girip de senin başına yeni dertler açmak istemiyorum. Şimdi yine bu kitapta senin bir sorun var diyorsun ki 155. sayfa bu. Yani doktoranızı hukuk fakültesine başladığınız sorusuyla birlikte İkinci Dünya Savaşı'na ait müthiş bir ayrıntı aktarıyor. Churchill diyor şeye kadar sabahlara kadar yer içer, çalışır, içkiyi sever.
Sonra öğleden sonra 3'te kalkardı ve Bakanlar Kurulu'nu diyor suyun içinde, yani küvetin içinde karşılardı ve buradan bir tarihi sonuç çıkartıyor. Eğer hatırlıyorsan orasını senden dinleyelim. Ben onu hatırlayamadım. Bir bakayım 105. Evet. sayfama. Bana biraz tiyo Dur ver. dur, ben o zaman ben sana söyleyeyim. Buradan Söyle. izleyicilerimize paylaşalım. Amerikan Başkanı Roosevelt'le bir araya gelecekler Fas'ta. ve İkinci Dünya Savaşı'nın kaderini belirleyen, bunu da izleyicilerimize bırakalım. Buradan uzun uzun okumak yerine okuyucular okuyup alıp okusunlar. Çok güzel. Ben kitabın birçok yerini böyle çizerek, notlayarak aldım. Zaten benim okuduğum kitap belli oluyor evde. her tarafı çizik çizik. Senin kitap da öyle çok Ama güzel vurgulamak istediğin aktarmışsın. hususu tam yani çok şey var da Nazım. Orada özellikle izleyiciler için vurgulamak istediğin şey neydi? Churchill ile ilgili mi? İkinci Dünya yani onu tam anlayamadım. Hangi şeyi? Koşulsuz teslim olacak. Çünkü Amerika Başkanı Churchill gelmediği için aşağıya ne düşünüyorsunuz diyor. Almanya diyor koşulsuz teslim olacak. Ancak savaş öyle biter diyor. Amerika İç Savaşı'nda onun kendi teziyle ilgili olarak yaptığı araştırma sonucunda ortaya çıkıyor Nermin Hoca'nın. Ve savaş da bu nedenle 1,5 yıl uzuyor koşulsuz teslimiyet Doğru, şartıyla. doğru, İkinci Dünya doğru. Savaşı şimdi gerilerde kaldı diyoruz ama günümüzde de savaşlar devam ediyor. Hele O hele noktada şunu o zaman Ukrayna'yla söyleyeyim sevgili. Rusya, Ha. Evet, o zaman şu noktada şunu sorayım. Pardon. istersen sen devam. Ha. Yani Ukrayna ile Rusya meselesine gideceksin. Hatta ben daha öncesine getireceğim. Şimdi Nermin Hoca'nın ya bu kitapta müthiş bir vizyon ve müthiş bir birikim var. Yani şöyle düşünün. Nermin Abadan Unat, küçük Nerminken radyodan Hitler'i dinlemiş bir kadın. Yani Hitler'in nasıl kitleleri manipüle ettiğini o konuşmalarıyla, nasıl Almanya'yı ve aslında tüm Avrupa'yı korkunç bir cehenneme ittiğini, hangi siyaseti güderek, nasıl bir söylem geliştirerek, nasıl bir kara propaganda yayarak ortaya koyduğunu ve böyle bir cehennemlik bir döneme ittiğini tüm dünyayı çok daha çocukluğundan itibaren bilen ve daha sonra da siyaset bilimci olarak bunu çok iyi analiz eden, dolayısıyla öngörüleri çok kıymetli bir kadın. Yani hoca hem iyi bir teorisyen, akademisyen hem de pratik hayatta çok deneyimi olan, tecrübesi olan, gözlemi olan bir kadın. O yüzden mesela bana hep şey der son dönemde biz siyaset biliminde hep işin teorisine baktık. Hep kuramsal bazda değerlendirdik birçok şeyi. Daha çok kitlesel meseleleri sosyolojik temelde değerlendirdik ama son dönemde bana hep şunu tavsiye ederdi. Liderlerin psikolojisi de aslında dünyadaki siyaseti, sosyolojik gelişmeleri, tarihin ivmesini etkileyen unsurlardan biri demeye başlamıştı Nermin Hoca. Yani bir Hitler'in psikolojisi ya da bir Churchill'in psikolojisi, yani liderlerin kişiliği, karakteri, korkuları, endişeleri, hırsları, egoları, bunların da önemli bir ihtisas alanı olarak bilimsel düzeyde çalışılması gerektiğini tavsiye ediyor Nermin Hoca. Bunun da altını çizelim. Dolayısıyla hani günümüzü doğru okuyan ve günümüzde toplumların ne gibi tehlikelerle karşı karşıya kalınabileceğinin de aslında ipuçlarını veren değerli bir hocamız. Yani Hitler'i zamanında yaşamış, deneyimlemiş bir kadın olarak söylüyorum bunu. Evet. Peki hocanın o 100 yaş bölümüne ilişkin şeyde de muhteşem Elon Musk'ı sorduğunda diyor ki evet diyor bir vizyoner ama diyor böyle kapitalistlere ihtiyacımız yok diyor. Ne kadar Evet. güzel bir cevap. Bu kısa Evet, cümle evet. bir kitap değerinde. Yani böylelerine değeri ihtiyacımız yok diyor. Zaten Türkiye'ye de falan gelip gitmesi döneminde de ona
neredeyse tapanlara da bir kapak olur bu. Peki bizim az süremiz kaldı. 30 dakika konuşacağız seninle. 5 dakikamız daha var. Sen şimdi izleyicilerimiz de soruyorlar. Fikirleri nedeniyle cezaevine giren gazeteciler arasına katıldın. Bir opaletin evet. daha oldu. Bu cezaevi deneyiminden de biraz bahseder misin? Oralarda neler gördün? Çünkü Türkiye'de cezaevleri gerçekten ağır bir eza evleri haline geldi. Ve bugün gazetelerde de var. Dün İnsan Hakları Derneği açıklama yaptı. İntihara yönlendiriliyor ve cezaevlerinden ancak tabutlarla tahliye oluyor insanlar. Sen bu cehennemden girdin, çıktın ve geldin yeniden işinin başına. Oralarda neler gördün? Bizle paylaşır mısın biraz? Sevgili Nazım, o kadar aslında problem var ki ülkede. Yani cezaevleri bunun sadece bir parçası. Bir kere adalet sisteminin adalet dağıtmaktan ziyade hani adaleti bir anlamda yok sayma, görmezden gelme, hatta terazisini epey bir, o adaletin o hassas terazisini epey bir bozma. Hani ayarını bozduğun kantar gün gelir seni tartar deriz ya. Yani öyle bozulmuş bir kantar ki bu, artık hani adaletsizlik dağıtan bir sisteme maalesef dönüştürülmüş gibi. Ve temenni ediyorum ki bu dönem tabii ki bitecek. Hani geç gelen adalet ne kadar adalet oluyor, o da ayrı bir tartışma. Dolayısıyla ben sağlam durdum. Yani psikolojik olarak da sağlam durdum. Moralimi hiç bozmadım. Ve dolayısıyla o dönemi, hani şartları neyse, adapte oldum ve orayı bir inzivaya çekilme süreci olarak gördüm. Çok okudum, yazdım, düşündüm ve olabildiğince hani hiçbir şekilde kendimi böyle hani bırakmışlık anlamında ya da bir nasıl diyeyim, çaresizlik anlamında bir haleti ruhiyeye hiç sokmadım. Çünkü şöyleydi, yani hapisteydim ama vicdanım özgürdü. Şimdi bu benim durumum. Ama bu demek değildir ki orası hani şartların kolaylıkla göğüslenebileceği bir ortam. Şimdi ben böyle söyleyince tabii insanlar orayı daha normal bir süreç olarak da değerlendirebilirler. Halbuki öyle değil. Yani herkesin kolaylıkla göğüsleyebileceği yerler değil oralar. Ya ben hücrede kaldım mesela. Yani tek başıma. Gerçekten kolay değil. Yani bir de ben sınırlı bir süre kaldım. Ama tabii şöyle de diyebilirsin, sınırlı bir süre kaldın ama ne kadar kalacağını hiçbir zaman bilmiyordun. Yani belirsizlik en büyük korku ve endişe kaynağıdır, biliyorsun. Yani çok rahatlıkla benim bir siyasi rehin olarak tutulma ihtimalim de çok yüksekti. Ve bu insan psikolojisini çok aslında dengesizleştiren ve yıpratan bir süreç. Ama ona rağmen ben dediğim gibi orada sağlam durabildim. Yani moralimi hiç bozmadım. Bunu çok net söyleyeyim. Hatta gelenler şaşırıyordu. Yani duruşumdan, moralimden dolayı. Ve ben de onlara hep diyordum ki üzülmeyin. Çünkü üzülmek bize bir şey kazandırmaz. Üzülmeyin, üretin. Daha çok okuyun, daha çok konuşun, daha çok tartışın, anlatın. Ve biz mücadele ederek bu dönemi ancak aşabiliriz. Üzülerek değil. Ama içeride tabii gerçekten dramlar yaşanıyor. Bunları yer yer kimi milletvekilleriyle paylaşıyorum. İşte kimi sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşıyorum. Yani ben gördüğüm ölçüde tabii bunları paylaşıyorum. Bir kısmını yazacağım. Yani hani benim başıma gelenlerden hareketle tabii ki bir şeyleri kağıda aktaracağım, bir kitaba dönüştüreceğim. Bunlardan da yeri geldiğince bahsedeceğim. Mesela öyle örnekler var ki sevgili Nazım, avukat görmemiş ve içeride ağırlaştırılmış müebbet hapis. Yani kadınla konuşuyorum, 11 yıldır içeride ve dışarıda 11 yaşında bir oğlu var. Yani oğlu doğduğundan beri yani hapishane koşullarının dışında görememiş bir anne ve daha 17 yıl yatacak. Yani gerçekten çok ağır. Dolayısıyla hani mesela şey diyorum, orada hücredeki kadınlar bir şeyler üretiyor. Bırakın satsınlar, bırakın az da olsa bir gelir elde etsinler. Çünkü belki izleyicilerimiz şaşıracak ama orada her şey paralı Nazım. Yani su paralı. Peçete alıyorsun, para ödüyorsun. Efendim bir şampuan alıyorsun, para ödüyorsun. Ben
İçeride bulunduğum süreçte tükettiğim elektriğin faturasını ödedim. Yani böyle ekmek elden su İnanılmaz. gölden gibi bir şey değil. Gerçek mi Tabii bu? ki. Tabii ki. Bunun parasını ödüyorsun devlete. Peki bu kadınlar para kazanmazsa, imkanları yoksa, zaten çoğu unutulmuş. Ya kocası terk etmiş, ya ailesi darmadağınık. Yani zaten yıllarca içeride unutulmuş, terk edilmiş hücrelerde kadınlar var. Bunların bir gelir elde etmesi lazım. Ve minimum şartlarda yaşam sürüyorlar. Mesela enteresan bir şey söyleyeyim. Hayatımda yediğim en güzel sigara böreğini bana cezaevinde verdiler. İkram ettiler. Benim için yaptılar. Ya sigara böreği hücrede nasıl yaparsın? İmkansız gibi bir şey. Nerede pişirdiler biliyor musun? Lavaş ekmeği aldı. İçine büfe yani kantinden peynir alıp koyuyor ve nerede kızartıyor sigara böreğini biliyor musun? Semaverde. Hücrede ocak yok. Tencere yok. Tava yok. Nerede yapacaksın? Semaverde yemek pişiriyor kadınlar. Yani imkansızlıktan imkan yaratıyorlar. Ve öyle de lezzetli yapıyorlar ki çünkü yüreklerinden o sevgiyi katarak yapıyorlar ona. Bana mesela bir avlu var. Bahçe dedikleri. Ben 15 gün hücredeydim. 15 günden sonra günde bir saat dışarıda avluda yürüme iznim çıktı. Her günde yürüdüm. O avluya bakan hücrelerdeki kadınlar pencereden pencereye konuşuyoruz. Demir parmaklıklar arkasında fiziksel olarak hiçbir araya gelmedik. Ama o havluya bakan 10 hücre vardı. 5'i üst kat, 5'i alt kat. Ben yürüyüş yaptığımda hep o pencerelerden konuştuk. Yani bir bilsen o havluya her çıktığımda ben adeta seminer veriyorum gibi her sordukları soruya, her istedikleri konuya değinip anlatıyordum. Sorularına yanıtlar veriyordum. Nazım Hikmet'ten şiirler okuyordum. Siyaset konuşuyordum, kadın konuşuyordum, anneliği konuşuyordum. Her şeyi ne istiyorlarsa. Ve bana o hücrelerinden minicik o demir parmaklıkların arasından şey diyorlardı. Bugün hangimiz Sedef Hanım'a Türk kahvesi ikram edeceğiz? Nerede pişirecekler Türk kahvesini? Kettle'da pişiriyorlardı. Ama köpüklü, lezzetli Türk kahvesi ikram ediyorlardı bana. Çünkü yüreklerinden veriyorlardı o Türk kahvesini, o ikramı. Yani demem o ki biz böyle hep bir genelle yapıyoruz. Aman suçlular, aman işte hükümlüler. Ya bir bilseniz ben şöyle bir şey söyleyeyim. Yani öyle kadınlar tanıdım ki cezaevinde. Hani 5 çayında evimde hepsini ağırlarım. Sohbet ederim. Yani evime davet edip 5 çayında onlarla sohbet ederim. O nitelikte kadınlar var içeride. O güzellikte kadınlar var içeride. Ve ne gibi yani suçlardan içerideler bir bilsen. Yani gerçekten anlat anlat bitmez. Ama bu da Türkiye'nin kanayan yaralarından bir tanesi. Hani adalet sistemi bir ayrı, işte cezaevleri koşulları bir ayrı, medyanın durumu ayrı, basın ve ifade özgürlüğü ayrı. Yani katmer katmer sorunları olan ve bu sorunları çözme niyetinde de olmayan, bunları görmezden gelen, hatta görmezden geleni bırak. Sanki Türkiye'de her şey harikaymış, cennetlikmiş, her şey çok iyiymiş gibi. Yani ülkeyi süper yönetiyoruz gibi de bir zihniyetle hala yoluna devam etmeye çalışan güzel ülkemin geçtiği bir durum yani bu karanlık bir dönem öyle söyleyeyim. Evet. Biraz sonra zaten senden sonra göstereceğiz Erdoğan'ın, işte damat paşanın, bakanların bu yaz enflasyon dedikleri düşecek dediklerini. Sedef, çok Evet. teşekkür ediyoruz katıldığın için Ben programımıza. teşekkür ederim. Babali dileğiyle bitirelim. Nail Güreli'den öğrenmiştim. Her yeni kitap çıktığında talihi açık olsun denir Ay, demişti. çok teşekkür Yani ederim. çok Sağ okura ol. ulaşsın. Programımıza Sağ ol. katıldığın için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Cezaevi ediyorum. Adaları kitabını da bekliyoruz heyecanla. Sağ ol. İnşallah onu da birlikte değerlendirme şansımız olur. Ben hem sana hem ekibe hem bütün kanala ve değerli izleyicilerimize sevgilerimi sunuyorum ve teşekkür ediyorum.